Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 47 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Hocam durmam bile hata haydi. Eşitlikler veriliyor. Diyor ki x bölüye y oranı nedir? Arkadaşlar bir x'ten y'yi birlikte bulalım mı? Hocam tabii ki bulalım. Önce şu üst tarafı halletmek istiyorum. Şu üst taraf arkadaşlar ilk kere 1, 2, 1 daha 3 bölü 2 mi olur? Evet şurası bir 3 bölü 2'yi buldum. Geldik paydaya. Ha, şurayı da bulalım birlikte. Ee, 5 kere 4, 20. 3 çıktı. 20'den arkadaşlar 3 çıkarsa kaç kalır? 17 bölü 4 mu kalır? Evet. 17 bölü 4. Tamam. Üstteki aynen yazılır. 3 bölü 2. Alttaki ters çevrilir çarpılır. 4 bölü 17. Çarpı. E bölme olduğu için şu 1 bölü 17 de ters çevrilir çarpılır. Yani 17 bölü 1. Tamam. Şu 17'ler birbirine yaptı arkadaşlar. Götürdü. E 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Şurada bir 2 kaldı. Sonuç kaç çıktı arkadaşlar? Sonuç 6 çıktı. Bitti. X'i bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi geldik Y'yi bulmaya. Hocam önce üst tarafı halledelim. Hadi halledelim arkadaşlar. 3 kere 5 15. 1 çıktı. 14 bölü 5. Şu alttan başlıyorum. 2 kere 1 2. 1 daha 3 bölü 2 mi olur? Evet. Şimdi üst taraf. Dur dur dur. 14 bölü 5'i yazalım. Hiç buraya karışmayalım. Önce bir alt tarafı çünkü bitirmem lazım. Şimdi 1 artı yazdım. Şu 3 bölü 2 ile ters çarpınca 2 bölü 3 oldun mu? Evet hocam tamam bitti arkadaşlar. Şurası aynen yazılır 14 bölü 5. Şurası da ters çevrilir çarpılır ama önce burayı bulmamız lazım. 3 kere 1 3 2 daha 5 bölü 3 ters çevir çarparsam 3 bölü 5 olmaz mı? Evet hocam tamam ee, sadeleştirme yok. Burası kaç oldu arkadaşlar 42 mi oldu? 42 bölü 25. Hadi bakalım. Sonra bizden ne istiyor? X bölü Y istiyor. X'imiz neydi? X'imiz 6. Bölü. Y'miz neydi? 42 bölü 25. Üstteki 6 aynen yazılır. Alttaki 42 bölü 25 de ters çevrilir, çarpılır. 25 bölü 42 olur. Doğru mudur arkadaşlar? 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. 7. Cevap ne oldu? 25 bölü 7. Varmış çıkarda 25 bölü 7. Hemen bakıyorum. Tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Umarım anlatabildik. Mantık bu. Olay bu. Ne diyor? Küçük bir 12 paketlik çikolatamız varmış. Bir de 20 paketlik çikolatamız varmış. Soru benden ne istiyor? Büyük çikolata paketlerinden kaç tane almıştır? Arkadaşlar şu büyüklerden x tane alalım. O zaman toplamda 10 paket alınmışsa şuraya 10 eksi x kalmaz mı? Evet hocam. E toplam bizim kaç tane çikolatamız var? 152 tane çikolatamız var. Süper. Aa, aa. Şimdi 10 eksi x çarpı 12. Dur 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 dur. 10 eksi x çarpı 12. Artı. E, x adet e, her bir tane de 20 adet varsa o da X çarpı 20 demek değil midir? Eşittir. Toplam 152 tane çikolatamız var. Eşittir 152'ye. Soru bitti arkadaşlar. Fış, fışt yapalım mı? Yani 120. Eksi 12x. Artı 20x. Eşittir 152'ye. Ee, şu ikisinin toplamı 8x mi oldu arkadaşlar? 8x eşittir. 120'yi karşıya attım 32'ye. Buradan x neye eşittir? Herkesi 8'e bölünce 4 çıkar. Varmış mı da 4? Tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Benden a artı b bölü a eksi b'ye x demiş. Diyor ki x karenin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar şurada bir payda eşitleyelim mi? Yani a b eksi 1 bölü b. Eşittir 3'e. Şurada bir payda eşitleyelim mi? Evet hocam AB. Eksi 1 bölü A. O da eşittir 5'e. Bunları taraf tarafa bölelim mi? Yani şurada bölme işlemi yapıyorsunuz. Şu AB eksi 1. AB eksi 1'i ne yapar? Hocam götürür. <laughs> Bu Burada ne kalır? 1 bölü B. Burada ne kalır? 1 bölü A. Ters çevir çarpınca A bölü B mi olur? A bölü B eşittir. Evet şu A'yı ters çevirip çarpınca a bölü b olur. Eşittir neye? 3 bölü 5'e. A'nın karşısında ne var? 3 var. B'nin karşısında ne var? 5 var. Ben A'ya 3K, B'ye de 5K diyebilir miyim? Evet. Şimdi benden ne istiyor? X eşittir. Ne demiş? A artı B. A ile B'nin toplamı 8K. Bölü A eksi B. Yani eksi 2K. K'lar gider. Eksi 4 mu kalır? Evet. 8'i eksi 2'ye böldüm. Eksi 4 oldu. Soru bizden ne istiyor? X kareyi istiyor. Arkadaşlar X kare neye eşittir? 16'ya eşittir. Varmış çıkarda 16. Tabii ki var. Cevap. Ceyhan soru bitmiştir. Wow 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 Benden ne istiyorsun sen? X'i istiyorsun. X kaçtır? diyor? Şimdi arkadaşlar 7'den ne çıkarsa yani şuradan bahsediyorum. 4 kalır. 3 çıkarsa. Yani şuranın 3 olması lazım. Hatta bunu biraz daha aşağı yazayım. Daha mantıklı olur. Şuranın 3 olması isteniyor. Tamam. Evet 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. E buranın 3 olabilmesi için şu paydanın ne olması lazım? Hocam paydanın 7 olması lazım. Evet. Şuranın 7 olması lazım. Evet. E paydanı 7 olabilmesi için 8'den ne çıkarsa 7 kalır. Hocam 1. A 1. Dur 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 dur. Hemen rengini değiştirelim. O zaman şuranın da 20 olması lazım. Evet. A Şurası arkadaşlar 20 olsun ki 20'yi 20'ye böldük. 1 8'den 1 çıktı 7 kalsın. Güzel. Şimdi en son ne yazdım? 18 artı 12 bölü yani şu turuncunun içerisine aldıklarımı yazıyorum. 1 artı 15 bölü 2x eksi 5. A bu ifade eşittir 20 demiştik. Alasana 20. Tamam. 18'e ne eklersem 20 olur? 2. Şu komplesin 2 olması mı lazım? O zaman şu alt taraf komple 6 olması lazım. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Şu alt taraf komple 6 ise 1'e ne eklersem 6 olur 5. O zaman buranın 5 olması lazım. E buranın 5 olabilmesi için paydanın 3 olması lazım. Evet. 15'i 3'e böldüm 5. Bir daha 6. <laughs> tamam. Yani 2x eksi 5 eşittir 3'ten. X'i kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 5'i karşıya attım 8'den. 2'ye böldüm. X buradan kaç çıktı? X buradan 4 çıktı. Soru bizden ne istiyor? Kocam X'i istiyor. Cevap 4'tür soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Umarım derdimizi anlatabildik. Valla süper bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış oldum. Arkadaşlar A ile B'yi bulacağız. Bizden A eksi B'yi istiyor. Hadi A ile B'yi bulmak için payda eşitleyelim. Başka yapacağım bir şey yok. Yani şurayı 20'de mi payda eşitlenir? Evet. Şurayı bir 4'ten çarpalım 20 olsun. Şurayı 5'ten çarpalım 20 olsun. Şurayı 10'dan çarpalım 20 olsun. Şurayı da 4'ten çarpalım 20 olsun. Soru bitti. Hadi. 4'ten çarpar mısınız süreyi? Zaten paydanın sibini götürecek. Burası 4A. Artı 8. Ee, şu eksiği de dağıtacağız ona. Dikkat edin ha. 5A eksi 15. Eksiği dağıtınca eksi 5A artı 15 olur. Doğru mu arkadaşlar? Evet eşittir. Şunu bir 10 genişletir misiniz? 20A. Ee, artı 10 ee, eksi 8. Tamam. Hadi. 4A'dan 5A çıktı. Eksi A. Ee, şu ikisinin toplamı da 23 mü? Artı 23. Eşittir. Şurası 20A'yı yazdım. 20A artı ondan e, 8 çıktı 2. Tamam. Şu eksi A'yı bu tarafa atalım hele. 21A olur. Şu 2'yi karşıya atalım. Aa 21 olur. 21A 21 ise A neye eşittir? 1'e. A'yı buldum. Hemen araya çizgimizi çizelim. Buyurun. Şimdi geldik B'yi bulmaya. Hocam işler dışlar çarpımı yapalım. Söyleyin bana. 21 B. E 12. Eşittir. 4 B. artı e 4. Şu 4B'yi sol tarafa attım. Yani 17B. Eksi 12'yi karşıya attım. Söyleyin kaç çıktı? 16 mı çıktı? Evet. Buradan B neye eşittir? 16 bölü 17. Ye. Soru benden ne istiyor? A eksi B istiyor. Tamam. A eksi B neye eşittir? A'mız 1'di. B de 16 bölü 17 ydi. Hadi 17 kere 1 17. 16 çıktı 1 bölü 17. Var mı şıklarda 1 bölü 17? Bakıyoruz. Hocam tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Şu dikdörtgen içerisindeki x'in tanımına 1 eksi x bölü 2 demiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yani 1 eksi 3 bölü 2 tamam. O zaman hadi bunları bir tanımlayalım. Şu dikdörtgen içerisinde x eksi 1 demek. 1 eksi. Şu içindekini eksiyle çarpacaksınız. Eksi x artı 1 bölü 2. Evet. 2 çarpı eşittir demiş. 2 çarpı. Evet bakın 2 çarpı. 1 eksiyle çarpınca artı x olur. Bölü 2. Ve artı 1 eksi içindekini eksiyle çarpınca artı 5 bölü 2. Doğru mu arkadaşlar? Soru bitmiştir. Şu 2 şu 2'yi ne yaptı? Götürdü. Şimdi 1, 1 daha. 2 eksi x bölü 2 eşittir. Ee, 1 artı x. 1 artı x artı 6'yı 2'ye böldüm. 3 mü oldu? İşler dışarı çarpımı yapalım. 2 eksi x eşittir. Şurası arkadaşlar 4 artı x mi? 2 ile çarpınca 8 artı 2 x olmaz mı? Şu eksi x'i bir karşıya atalım. 3 x. 8'i karşıya atalım. Eksi 8 diye gelir. Eksi 6 olur. Her tarafı 3'e böldüm. X neye eşittir? Eksi 2'ye. Varmış mı eksi 2? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Şurada bir payda eşitleyelim mi? Yani 2 artı 5 x'ye bölü x ye. İşler dışlar çarpımından eşittir 4x desem bir sorun olur mu? Hocam ne sorun olacak? Şurada bir payda eşitleyelim. Söyleyin bana. 2 artı 5x ya. Aa aynı şey çıktı. <laughs> eşittir. Şimdi payda y var ya. İşler dışlar çarpımından k'y. Evet. Baktım bunlar birine eşit. O zaman bunlar da birine eşittir. Doğru mu arkadaşlar? Evet hocam. Yani 4x eşittir k'ye. Doğru mudur? Şimdi ben bu y'yi burada durdurayım. Evet, y burada kalsın. Şu x'i bu paydaya, şu k'yı da şu paydaya atabilir misiniz? Yani 4 bölü k eşittir. Y kalmıştı. Bölü şu x'i paydaya attım. Y bölü x. Y bölü x neye eşitmiş? 4 bölü k'ya. E bu da y bölü x. Eşittir neye? 3'e. O zaman bu ifade neye eşitmiş? 3'e. Evet oğlum y bölü x burada 3'e eşit değil mi? E y bölü x biz de 4 bölü k bulmuştuk. E tamam işler dışlar çarpma yapalım. 3k eşittir 4'ten. Her tarafı 3'e bölün. K neye eşittir? 4 bölü 3'e. Varmışlıklarda 4 bölü 3? Hocam tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. Arkadaşlar amacımız şu. ABC pozitif tam sayılar demiş ya. Şu soldaki ile şu sağdakileri birbirine benzetmek. Yani soldakini sağdakine benzetmek. Ben bu 47. Dur dur dur. 47 bölü 9'u. Amacım A şu A artı 1 bölü B artı 1 bölü C gibi yapmak. Yani şurası gibi yapmak. Tamam hocam. E bu 47'yi 9'a bölersek 5 defa yok mu arkadaşlar? O zaman 5 artı 2 bölü 9'dur bu. Evet inanmıyorsanız bakın. Ah. 9 kere 5 45. 2 daha 47 bölü 9. Sonra ben bunu paydaya atabilir miyim? Yani 5 artı şu 2 bölü 9'u 1 bölü 9 bölü 2 yazabilir miyim? Aa yavaş yavaş şuna benzedi arkadaşlar. Bakın a artı 1 bölü 5 artı 1 bölü. Bak 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 bak. 5 artı 1 bölü şu 9 bölü 2'yi de şöyle yazabilir miyim? Oğlum 9'u 2'ye böler misiniz? 4 defa yok mu? O zaman 4 artı 1 bölü 2. Evet. Bakın 4 kere 2 8. Bir daha 9 bölü 2 işte. Süper. Soru bitti. Bakın 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 bakın. A neye eşittir? 5'e. B neye eşittir? 4'e. C. Birinin altındaki C neye eşittir? 2'ye. Soru benden. ABC'nin B, çarpımını istiyor. Cevap 40'tır. Var mı şıklarda 40? Hocam tabii ki var. Cevap denizde soru bitmiştir. Tamam. Ne diyor sorumuz? ABC pozitif tam sayılarmış. A'nın B ve C ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamı 48'miş. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar, a çarpı b artı a çarpı c eşittir 48'e, tamam? Bu bir kenarda dursun. Hatta bunu bir a parantezine alalım. A parantezinde b artı c eşittir 48'e, tamam? Hah. Diyor ki a'nın b ve c'nin toplamının oranı. A'nın b ve C'nin toplamına oranı eşittir 1 bölü 3'müş. İşler dışarı çarpımı yapalım mı? Yani B artı C neye eşittir? 3 a ya. Tamam. E B artı C'nin ben 3A olduğunu öğrendim mi? Evet hocam. Aa, ah. Şurası neymiş? 3A. 3A'yı A ile çarptım. 3A kare. Hatta 3'e bölelim. A kare. Eşittir. 3'e bölersek 16 mı olur? Evet. A neye eşittir? Bak 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 pozitif tam sayı demişti ha. Ona dikkat edelim ha. Hocam A buradan 4'tür. Ben A'ya 4 yazınca B artı C kaç çıkar? E hocam B artı C de 12 çıkar. Tamam. B artı C 12. E A da 4. Adam benden hepsinin toplamını istiyor. E hepsinin toplamı da 16. Var mı çıkardı 16? Tabii ki var. Cevap Edirne. Şimdi sorumuzu bir anlayalım. Diyor ki işte eş öyle diyor eş bölmelerden ayrılmış geometrik şekiller verilmiş. Diyor ki birinci ikinci üçüncü nolu şekildeki boyalı olmayan parça sayısının boyalı olan parça sayısına oranı. Ha boyasızları boyalılara oranlayın demiş. Burada boyasızlar kaç tane? Üç tane. Öyle diyor değil mi? Pardon, 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 pardon. Boyalı, tabii tabii tabii. Yani pardon diyorum da <laughs> boyalı olmayan parça sayısının boyalılara oranı. Tamam. 3 bölü 1. Şu birinci şeklimiz 3 bölü 1'miş. Yani 3. İkinci şeklimiz boyasızlar 1 tane, boyalılar 3 tane, 1 bölü 3. Boyasızlar 2 tane, boyalılar 1 tane, 2 bölü 1. Tamam. Yani e, bunlar da x yazıymış. Yani x'i ne bulduk arkadaşlar? 3. Y'yi ne bulduk? 1 bölü 3. Z'yi ne bulduk? 2. Şimdi bunları A burada yerine yazacaksınız. E hadi yazalım. X üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3. 2Y yani şu Y'yi 2 ile çarpın 2 bölü 3. Bölü. Z üzeri eksi 2. Şu 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 değil midir arkadaşlar? Evet. 1 bölü 4 artı x x dediğimiz 3 eksi y üzeri eksi 1 e, 1 bölü 3 üzeri eksi 1 3'tür. Tamam adam benden abunu istiyor. 1 bölü 3 2 bölü 3 toplamı nedir arkadaşlar? 3 bölü 3'ten 1. Şu 3 3'ü götürdü. Payda 1 bölü 4 kaldı. Üstteki aynen yazılır. Alttaki ters çevrilir çarpılır. Cevap ne olur arkadaşlar? Cevap 4 olur. Varmışlıklarda 4 tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Şimdi sorumuzu okuyup anlamaya çalışalım. Diyor ki sağ üst köşeden itibaren sağ üst köşe burası arkadaşlar. Diyor ki so şey itibaren sola doğru her bir terimin değeri 0,1 artmaktaymış. Ha, şu sola doğru arkadaşlar. Her bir değer 0,1 artmaktaysa o zaman sağa doğru 0,1 azalır. E zaman bu, bu 1,2 ise işte 1,2 ise 0,1 azaltırsanız bu 1,1, bu 1,0, bu da 0,9 olur. Evet, oğlum sağa doğru artmıyor mu? O zaman sola doğru azalır. E ne diyor? 0, 1. Sağa doğru, şey sola doğru. Evet sola doğru artıyordu. O zaman sola doğru 0, 1 artıyorsa sağa doğru 0, 1 azalır. Ben de 0, 1, 0, 1, 0, 1 azalttım. E aşağı doğru ne oluyormuş? Diyor ki üst köşeden itibaren aşağı doğru 0, 2 azalmakta. E süper. 0, 7 ise burası şey 0, 9 ise şurası 0, 7. Şurası 0, 5. Şurası da 03. Soru bitti arkadaşlar. Hadi x bölü ne? Evet. Bunu istemiyorum benden. Yani x bölü ne? x'imiz neydi? 0, 9. Bölü ne? 0, 3. Artı. Diyor ki a bölü m. a'mız nerede? 1 bölü m de 0, 5. 0, 0,3'e 0, e bölünce arkadaşlar birer virgül kayar. 9'u 3'e bölünce 3 mu kalır? Bu 0, 5'in 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 olduğunu biliyor musunuz? E ters çarpınca ne olur? 2 olur. 3, 2 daha cevap ne olur? 5 olur. Varmış mı 5? Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Var mı arkadaşlar bir soru? Mantık bu olay.